Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Geçen hafta tavuk gübrelerini bidona koyup suyla doldurmuştuk organik tavuk gübresi yapmak için. 2 hafta oldular. Şu anda olgunlaşmış durumda. Ve bugün inşallah sebzelerimize uygulayacağız. Fasulyelerimize, bunlar fasulyelerimiz orada. Domatesler var ve biberlerimize uygulayacağız. Bunları akşamdan damla sulama ile suladım. Tavuk gübresi azot, fosfor ve potasyum gibi temel bitki besin maddeleri ile zengindir. Bitkilerin büyümesi için ve gelişmesi için çok önemlidir. Bu şekilde şöyle bir karıştıralım. Şimdi bu gübremizi sulandıracağız tekrardan. O şekilde uygulayacağız. 10 litrelik bir tane sulama bidonumuz. Bu da ölçerimiz. Bundan ortalama 1 kilo civarında bidona koyacağız. Bu 10 litrelik. Onun üzerine suyla tamamlayacağım. Şuradan alayım 1 litre kadar. Bu şekilde 1 litre kadar alıp bidonumuza koyuyorum. Ve bunun üzerini normal suyla tamamlıyorum. Yani sebzelerimizin gelişimi için gübre çok önemli. Tavuk gübresini bu şekilde uyguladığımız zaman meyvelerimiz adeta coşuyor. Önce domateslerden başlayayım. Tavuk gübresi tuz içerebilir. O yüzden önce sulamamız, sebzelerimizi sulamamız daha iyi olur. Gördüğünüz gibi biz suladık, yerler ıslandı, bayağı bir ıslak. Yani yakmasın, sebzelerimize zarar olmasın diye önce bir sulamıştık. Bu şekilde uygulamamız 2-3 haftada bir yeterli olacak. Şimdi geçelim fasulyelere. Aynen. Kanalımızı takip edip bildirim zillerini açarsanız bu sebzelerimizin gelişimini yakından takip edebilirsin. Şimdi ikinci bidonu tekrar dolduralım. Evet, bu şekilde bütün sebzelerimizi uyguluyoruz. Şimdi fasulyelerden devam edelim. Bu şekilde.
sonra biberlere, salatalıklara geçeceğim inşallah. Fasulyelerin gübre işlemi bitti. Şimdi biberleri gübre yapacağız inşallah. Daha önce dediğim gibi tavuk gübresi azot, fosfor ve potasyum gibi temel maddeler yönünden zengindir. Bitkinin gelişimi için çok faydalı besin maddeleri içerir. Bunları taze kullanmamak önemli. Çünkü taze gübre sebzelerimizi yakabilir. Dediğim gibi aşırı tuz olma ihtimali olduğu için önce sulama yapmamız çok önemli. Ve suyla %20 oranında gübre koyup %80 oranında suyla tamamlayıp öyle uyguluyoruz gübremizi. İnşallah ileriki videolarda nasıl geliştiğini, sebzelerimizi nasıl geliştiğini göreceğiz inşallah. Şimdi biberlerimize verelim. Bunları da sulamıştım. Damlama sulamayla sulamıştım daha önce. Şimdi gübremizi verelim. Belki daha büyük bidonla yapıp gübremizi damla sulamayla birlikte verebiliriz ama şu anda benim böyle bir sistem kurmadığım için böyle kendim su bidonu ile veriyorum. Bu şekilde uyguluyorum. Tekrar da doldurup ikinci sıraya geçtim. Bu şekilde bütün bitkilerimize uygulayacağım. İnşallah siz de göreceksiniz nasıl olduğunu ileride. Bunları adeta coşturacak sebzelerimizi. Bu da bitti. Doldurayım tekrardan. Burada kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Bu tarafa geçelim.
Evet arkadaşlar, son olarak da salatalıklarımıza ve şuradaki domateslerimize uygulayacağım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi salatalıklarımız biraz cansız gözüküyor. Uyguladıktan sonra bir iki hafta sonra göreceğiz bakayım ne duruma gelmişler. Evet, bu şekilde gübremizi verelim. Yine sümüklü böcek yine gelmiş. Gördüğünüz gibi. Sonra da yakalanmış, ölmüş içeride. Onun yaprağını biraz yemiş tabii ki. Ama şeyini de bulmuş, cezasını da bulmuş yani. Salatalıklar da tamam. Şimdi domateslerimize. Evet. Domateslerimizi de küpürelim alsınlar. Şu şekilde. Evet, biraz da öbür tarafta var domatesimiz. Salatalık var burada. Evet arkadaşlar, bütün sebzelerimize, biberlerimize, fasulyeye, salatalık ve domateslerimize uyguladık. Soğanlarımıza gerek yok. Onları bu şekilde taze olarak tükettiğimiz için zaten yeterince büyüdüler. Bu da Schnittlauch diyorlar Almanlar. Türkçesini bilmiyorum valla. Çiçek açmış. Bu da soğanın bir çeşidi herhalde. Bunlar da tavuklarımız. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.